Türkiye ve Almanya. İlişki durumu karmaşık. Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri. Her ikisi de NATO üyesi ve Türkiye göçmenlerin Avrupa yolundaki ana rotalarından birinde yer alıyor. Buna bir de Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli eklendiğinde iki ülkenin birbirine ne kadar bağımlı olduğu açıkça görülüyor. Liderler Angela Merkel ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerinden olabildiğince farklı karakterdi. Ama öyle ya da böyle son 16 yılda ilişkileri başarıyla yürütmenin yollarını bulmak zorunda kaldılar. Merkel was not always very fond of him, but at least she was persistent. And I think that's something that Erdogan valued, that she was somebody like who stuck to her word. He's a savvy guy. He understands that whatever she decides is much more important for European politics than whatever is decided in Brussels. Almanya'nın yeni başbakanı kim olursa olsun çözmesi gereken bir takım ikili meseleler olacak. İşte en önemlileri. İlk madde göç. Asya ve Avrupa'nın kavşak noktasındaki konumuyla Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'dan Avrupa'ya doğru birçok mültecinin transit geçiş yaptığı bir ülke. Aynı zamanda göçmenlere de ev sahipliği yapıyor. Şu anda Türkiye'de Suriye'den 4 milyon, Afganistan'dansa birkaç yüz bin mülteci yaşıyor. Avrupalı mültecileri Türkiye sorunu olarak görüp Avrupa'da bu mültecileri entegre etmek, durdurmak gibi önlemler içindeydi. Sayın Merkel bütün Avrupalıları ortak bir yönteme ikna etme ve Türkiye ile kader birliği yapma konusunda ikna etmesi bir başarıydı. Ama oraya kadar gelen süreçte geç kalındığını ve bu geç kalınmada Sayın Merkel'in de payının olduğunu görmek lazım tabii. AB'nin bu sorunu kabul etmesi için 2015 mülteci krizinin yaşanması gerekiyordu. Bir yıl sonra nihayet Türkiye'ye 6 milyar euroluk yardım sözü verdi. Almanya müzakerelerde anahtar bir konumdaydı. Bunun karşılığında Türkiye potansiyel sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutacağına söz verdi. Mülteciler AB'nin en uçtaki dış sınırlarında kalacaktı. Most recently we are witnessing thousands of people entering Turkey from Iran and but originating from Afghanistan. Also Turkey is now kind of controlling the gateways in Libya to Europe as well. The whole migration issue has given Turkey a huge leverage with the deal or without the deal. İkinci olarak Türkiye'nin giderek kötüleşen insan hakları siciliyle ilgili yeni Alman hükümeti pozisyonunun ne olduğuna dair bir sinyal vermek zorunda kalacak. Son 10 yılda özellikle de 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra Erdoğan hükümeti Alman vatandaşları da dahil olmak üzere muhaliflere karşı sert bir tutum takındı. Almanya'daki tüm partiler bu durumu kınasa da şimdiye kadar bu eleştirilerin etkisi cılız kaldı. The Turks have come to realize it doesn't matter if Berlin, if Brussels say that they are concerned as long as there is no action taken. So words are cheap and let the feeling in Ankara is okay, Brussels and Berlin can talk. But there will be no negative consequences for us. Merkel 2005 yılında iktidara gelmeden önce Türkiye iyi bir insan hakları sicili ortaya koymaya gayret ediyordu. Çünkü Avrupa Birliği üyeliğine adaydı. Ancak Merkel bu süreci engelledi. Bazıları onu AB'yi bir Hristiyan kulübü olarak tutmak istemekle suçladı. Today's point of view, it's very clear that the not supporting Turkey's EU membership was a big mistake. That both undermined Turkish democracy, but also undermined Europe's leverage over Turkey. Ancak Erdoğan'ın artan otoriter eğilimleri göz önüne alındığında üyelik müzakerelerini yeniden başlatmak o iktidarda olduğu sürece mümkün görünmüyor. Yeni Alman hükümetinin bu konuda manevra alanı olacak mı? Uzmanlar Almanya'nın tek kozunun ekonomik baskı olduğunda hemfikir. But there is a price to pay. Merkel answered the question if she was willing to pay this price with no. And the question is now would a future German government answer this question differently? Aynı ortaklık yeni insanlar. Almanya ve Türkiye asgari müştereklerde buluşmak zorunda. Zira ikisi de birbirine fazlasıyla muhtaç durumda.